Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Kehf suresi 71-82. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burası Hz. Musa ile Hz. Hızır'ın yolculuğunu bize anlatıyor. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere Allahu Teala Hz. Musa'ya Hz. Hızır'la beraber bir yolculuk yaptırıyor. Ve bu yolculukta ledün ilmi ile alakalı, meydana gelen olayların iç yüzüyle alakalı çok önemli mesajlar bize bildiriliyor. Şöyle ki. Fentalaga ve böylece Hz. Musa ve Hz. Hızır yola koyuldular. Hatta izâ rakibâ fissefîne gemiye bindiklerinde haragâhe Hz. Hızır gemiyi yardı. Onu yaralı hale getirdi. Gale aharaktaha e <dehe> li turiga Hz. <ehlehe> Hazreti Musa dayanamayıp dedi ki, e, içindekileri boğmak için mi böyle yaptın? Laga cite şeyden şey en imra. Doğrusu sen çok dehşet bir şey yaptın. Yapılmaması gereken bir şeyi yaptın. Burada Hz. Musa'nın aceleci tabiatını da görüyoruz. Yani kendisi dayanamıyor. Gördüğü bu olay karşısında dayanamıyor. Aslında Hz. Hızır ondan söz almıştı. Yani ben ancak şu şartla seni kabul ederim. Bana soru sormayacaksın. O da inşallah beni sabredenlerden bulacaksın demişti. Ama daha ilk olayda sabredemedi ve müdahalede bulundu. Bunun üzerine Hazreti Hızır diyor ki: "Gale elem ögul inne kelen testati amaye sabra." Ben sana demedim mi? Sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Fe talaga ve tekrar yola koyuldular. Demek ki Hz. Musa özür diledi ve bunun üzerine tekrar yola koyuldular. Hatta izâ bir çocuğa rastladıklarında Hazreti Hz. Hızır çocuğu öldürdü. Gale Hz. Musa dedi ki e gatelte nefsen zekiyye yani tertemiz bir cana mı kıydın? Bir gayrı nefs kısas olmaksızın. Lega cite şeyen nükra doğrusu sen Görülmemiş bir şey yaptın. Bunu nasıl yaparsın?" Burada e, tefsirlerde anlatıldığına göre çocuklar oyun halindeler. Hz. Hızır onların arasına karışıyor ve o çocuklardan bir tanesini orada öldürüyor. Tabi normal şartlarda bu kabul edilecek bir şey değil. Hz. Musa da e, herhangi bir kısası olmadan, bir cezası olmadan sen bunu nasıl öldürürsün, bu anlamda şaşkınlığını dile getiriyor ve müdahale ediyor. Gale elem eculleke inneke len tastati ma'ye sabra. Bunun üzerine Hazreti Hızır diyor ki ben sana demedim mi sen benimle beraberliğe sabredemezsin. Bunun üzerine Hazreti Musa şunu söylüyor. Gale in tüke an şeyin badehe. Şayet bundan sonra ben tekrar sana soru soracak olursam fala sahibni artık bana arkadaşlık yapma yolculuğumuz bitsin. Gad belagte mille e, mille dünni uzra artık benim tarafımdan sen bir özür sahibisin. Yani benim sana karşı diyecek bir şeyim kalmayacaktır. Fen talaga derken tekrar yola koyuldu ikisi. Hatta iza ateya ehle garye. bir e, belde ahalisine vardıklarında isted ama ehlehe oradaki insanlardan yiyecek bir şeyler istediler febbu en yudayfu ama onlar onları misafir etmekten konuk olarak ağırlamaktan kaçındılar fevce da fiha ve orada bir duvar buldular yuridu en yangad da çökmek üzere olan bir duvar yani çökmeye meyilli neredeyse çökecek olan bir duvar buldular feqame Hz. Hızır onu doğrultu verdi ya doğrudan çalışarak veya keramet tarzında o duvarı çökmek üzere olan duvarı doğrulttu. Gale Hz. Musa dedi ki لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ Şayet isteseydin yaptığın bu işe karşı onlardan bir ücret alırdın. Yani Hz. Musa şaşkın, onu gördüğü durumdan dolayı şaşırmış vaziyette. Onlar bizi misafir etmediler, Paramızla bile yiyecek bir şey vermediler. Sen tuttun, onların duvarını düzelttin. İsteseydin onlardan bir ücret alırdın diyor. Bunun üzerine Hazreti Hızır diyor ki: "Gale haza firagu beyni ve beynek. İşte artık bu, artık bu benimle senin aranda ayrılık vakti. Ayrılmanın zamanı geldi. bi'uke bi tevili malem tastati aleyhi sabra." Ama senin sabredemediğin şeyleri sana haber vereceğim. Bunların iç yüzü nedir? Bunları bildireceğim. Emme Sefine gemiye gelince. Fakanet li mesakin yamaluna fil bahr. Denizde çalışan bir kısım e, kimselerin bir takım misk, e, mesakine ait, bir takım böyle gariban insanlara ait bir gemiydi. Fe'arattu en a'ibehe Ben onu ayıplı bir hale getirmek istedim. Ve kâne melik Onların arkasında bir hükümdar vardı. Ye'hudu külle sefînetin gasbe Ve her gemiye e, gasp yoluyla sahip çıkıyordum. Yani her sağlam bulduğu gemiyi ele geçiriyordu. Eğer e, ben o gemiyi ayıplı hale getirmeseydim e, bu gemi de onun eline geçecekti. Bu şekilde az bir zararla onları kurtarmış oldum. Ve emmel gulamu çocuğa gelince fekâne ebevvâhu mu'mineyni anne babası ebeveyni inanmış kimselerdi. Fekhaşînâ en yülhigahuma tuğyâne ve küfra ve biz bu çocuğun onları tuyan ve küfre sevk etmesinden korktuk. Yani bu çocuk yaşasaydı onları tuyana ve küfre sevk edecekti. Bundan dolayı ben bunu Cenab-ı Hakk'ın emriyle öldürdüm diyor. Fe eradne en yubdilehuma rabbuhuma hayran minhu istedik ki onların Rabbi onlara daha hayırlısını versin. Hayran minhu zekaten ve akraba ruhme daha böyle temiz ve daha merhametli bir çocuk onlara nasip etsin. Ve emmel cidaru duvara gelince fekaneli li ulameyni yetimeyni fil medine şehirde iki yetime aitti. Ve kâne tahtavu kenzüllehume ve o duvarın altında o ikisine bir hazine vardı. O ikisine ait. Ve kâne ebuhuma saliha ve bu yetimlerin babası da salih bir kimseydi. Fe erade rabbuk, e, rabbuke en yebluğa eşüddehume Rabbin istedi ki bunlar olgunluk yaşlarına gelsinler. Yani kendi başlarına iş yapabilecek bir duruma gelsinler. Ve yestahrica kenzehume ve o hazinelerini kendileri çıkarsınlar. Başkalarının eline geçmesin. Rahmeten min Rabbik. Bu Rabbinden bir rahmettir. Ve ma faaltuhu an emri. Ben bunu kendi isteğimle yapmış değilim kendimden bir teşebbüsle yapmış değilim. Zelike tebilu ma lem tasdi alayhi sabra. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü bundan ibaret. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu olay gerçekten de ufuk açıcı ve bizlerin e, nazarını küllileştiriyor. Olaylara bakışını çok farklı bir mecraya sevk edebiliyor. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Olaylar da bu tarzda, yani olayların bir görülen yüzü var, bir de görülmeyen yüzü var. Görülen yüzde Hz. Musa gibi büyük bir peygamber bile yanılabilir, işin iç yüzünü anlamayabilir. Ama görülmeyen yüzde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, adaletinin tecellileri var. İşte burada, bu surede anlatılan bu kıssada Allah-u Teala üç olayla bize bunu nazara veriyor. İşte Hazreti Musa ve Hazreti Hızır önce gemiye biniyorlar. Rivayetlere göre gemideki o çalışan kimseler bunlardan ücret bile almamışlar. Bunlar salih insanlar deyip ücret bile almamışlar. Ama Hazreti Hızır gemiyi yaralı hale getiriyor. Balta gibi bir şeyle o gemiyi yaralı hale getiriyor. Normalde bu gemiye zarar vermek. Ama az bir zararla gemi kurtulmuş oluyor. Çünkü e, ileride korsanlar var, i̇şte zorba bir hükümdarın adamları var ve bunlar her sağlam gemiye e, el koyuyorlar. Böylece o e, gariban insanlar gemilerini kurtarmış oluyor. Öte yandan e, o çocuk normalde e, masumdur ama yaşamış olsaydı anne babasına zarar verebilecekti. Onları tu tuğyana ve küfrana sevk edebilecekti. Cenab-ı Hakk'ın talimiyle Hazreti Hızır onu öldürüyor. Burada tabi onu öldürmesi herhangi bir suç olmadan öldürmek daha tuğyan ve küfrün içinde değil. Bu nasıl değerlendirilecek? Azrail Aleyhisselam'ın görevi gibi düşünülebilir. Nasıl ki Hazreti Azrail Cenab-ı Hakk'ın emriyle ruhları kabz ediyor. Burada da böyle bir yetki Hazreti Hızır'a verilmiş. Onun eliyle böyle bir ölüm gerçekleşmiştir. Ve bu Çocuk hakkında da rahmet olmuştur. Çünkü ileride azgın olacaktı, kafir olacaktı, anne babasına da zarar verecekti. Kendisi hakkında da rahmet olmuştur. Masum olarak bu dünyadan gitmiş. Anne babası hakkında da rahmet olmuş. Anne babasına Allahu Teala daha şefkatli, daha merhametli, daha temiz, fıtratlı bir çocuk nasip etmiştir. Bazı rivayetlere göre onlara bir kız çocuğu vermiş ve bu kız çocuğunun neslinden pek çok peygamberler gelmiş. Öte yandan iki yetime ait, babaları da salih olan bu iki yetime ait bir hazine var, define var ve bu da bir duvarın dibinde. Eğer duvar yıkılmış olsa hazine açığa çıkacak, diğer insanlar buna el koyacaklar. Allahu Teala diliyor ki ileride bu çocuklar bunu alsınlar, bundan istifade etsinler ve bundan dolayı e, o şekilde e, Hazreti Hızır'ın eliyle o duvar düzeltiliyor ve ileride o çocuklar babalarından salih olan babalarından kalan bu hazineye sahip oluyorlar. Burada Hazreti Hızır'ın bütün bunları yaparken ben bunları kendi isteğimle yapmış değilim demesi önemli bir ayrıntıdır. Yani Hazreti Hızır insanlara doğrudan tebliğde bulunmakla görevli değil. Hz. Musa Allah'ın dinini ile görevlidir. İnsanlara dini anlatır. Ama Hz. Hızır tasarrufla görevli. Ve Allah namına bir takım gizemli olayların içerisinde ve o olayların iç yüzünde güzellik bulunmakta. İşte Hz. Musa gibi şeriat sahibi, din sahibi bir peygamber doğrudan bunları göremeyebiliyor. Ama Hz. Hızır ise doğrudan doğruya bu olayların içinde. Günümüzde de bir kısım insanlar vardır, gerçekten çok bilgi sahibidir, ilim sahibidir. Bazı insanlar da vardır, doğru dürüst kitap okumamışlardır ama Allah'ın sevgili kulu olabilirler ve onlara bir takım ledünni sırlar verilmiş olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Hz. Musa ile Hz. Hızır kıssası tarihin çok devirlerinde emsali vakaların yaşanmış olduğu bir durumdur. Ve Kur'an-ı Kerim bize şu alemde meydana gelen olayların iç yüzünü de haber veriyor. Mesela ilgili bir ayette Cenab-ı Hak şunu bize anlatıyor. Asa entekrav şey'en ve vehu hayrul lekum. Olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin hakkınızda hayırlı olabilir. Ve asa entuhibbu şey'en ve vehu şerrul lekum. Bir şeyden de hoşlanırsınız halbuki o sizin için şer olabilir. Vallahu ya'lem ve entum la Allah bilir, siz bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssa ve bu manayı ders veren diğer ayetler beraberce düşünüldüğünde e, almamız gereken herhalde en önemli derslerden biri şu. Bir takım şeyler her ne kadar nahoş, çirkin görülse de hakikatte bunlar güzeldirler. E, Cenab-ı Hak esenakül külle şeyin halaga buyuruyor. Allah yarattığı her şeyi güzel yarattı. Yaratılan her şey ve meydana gelen her bir olay ya doğrudan doğruya güzeldir, buna hüsnü bizzat denilir veya neticeleri itibariyle güzeldir, buna da hüsnü bir bilgair denilir. Yani ya doğrudan güzel veya netice itibariyle güzel. İşte mesela hastalığa bakalım. Hastalık normalde istenilen bir şey değildir. İnsan hastalıktan rahatsızlık duyar. Ama Nice insan hakkında hastalık bir rahmettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ledünni ilmin bir sultanı olarak bize şunu bildiriyor. El emrat hedaya minallah. Yani hastalıklar Allah'tan birer hediyedir. Bunun gibi deprem, fırtına, baharın gürültülü oluşu, zaman zaman kuraklık, zaman zaman ekonomik felaketler bunlar Elbette normalde istenen hoş şeyler değil. Ama bunların perde arkasında pek çok güzellikler var. Mesela savaş istenilen bir şey değildir. Ama savaş vasıtasıyla teknoloji gelişiyor. Uçak sanayi gelişiyor. Savaşta hastalıklar arttığından tıp ilmi gelişiyor. Ve bu noktada bize nahoş görülen şeylerden çok güzel neticeler elde edilebiliyor. Biz Kur'an'ın bize vermiş olduğu bu bakışla olaylara baktığımızda adeta Hızırvari değerlendirebiliriz ve olayların iç yüzündeki güzelliği öyle bir bakışla görebiliriz. Ve bunun farkına varan zatlar şöyle söylemişler. Küllüm minel habibi habibun. Yani dostun diyarından, sevgilinin diyarından gelen her şey güzeldir. Madem Cenab-ı Hak binbir esma-ül ile müsemma, her bir isminde güzellikler var. Böyle olunca ondan gelen her şey de güzeldir. Ve bir zat bunu şöyle ifade ediyor: Hoştur bana senden gelen ya Gonca gül ya da diken, ya hilatu ya da kefen, narında hoş, nurunda hoş. Bu gerçekten tam bir teslimiyet ifadesidir. Allah'tan gelen her şey güzel. İşte e, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi zatlar onlar da demişler ki hak şerleri hayreyler zannetmek gayreyler arif anın eyler, mevla görelim neyler neylerse güzel eyler deme bunun için böyle yerincedir o öyle var sonunun seyreyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler ve İbrahim Hakkı Hazretleri Tefizname isimli şiiri epey uzunca bir şiir Son bölümünde de şunu söylüyor. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş. Allah görelim ne etmiş. Ne etmişse güzel etmiş. Demek ki Kur'an'dan ders alan böyle zatlar olayların iç yüzündeki güzelliği görebiliyor ve aleme daha farklı bakabiliyor. Ve böyle olunca karanlık gibi görülen olaylar da onlara nurlu görülüyor. İnsanın aleyhine gibi görülen durumlar onlara yine güzel görülüyor. Aleme daha farklı bir şekilde bakabiliyorlar. Ve her bir mümin bu noktada Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssadan hareketle kendi hayatının seyrine bakabilir ve normalde aleyhine gibi görülen durumlarda kaderin hikmet tecellilerini, adalet tecellilerini hatta rahmet tecellilerini görebilir. Alehte görülen şeylerin aslında kendisi için lehte olduğunu görebilir. Mesela musibetler istenilen bir şey değildir ama bir insan e, letün ilminde ilerlediğinde musibetleri musikinin nameleri gibi görebilir. Nasıl ki musikide değişik nameler ayrı bir ahenk meydana getirir, onun gibi bazı zatlar da adeta musibetlerden lezzet alır duruma gelebilirler. Bu konuda Mevlana'nın şöyle bir tespiti var. Diyor ki Debbal sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. İşte derici derinin kalitesi daha artsın diye deriyi yerden yere vuruyor. Onun gibi Allahu Teala insanları değişik hallerden geçiriyor. Zaman zaman musibetlerle, sıkıntılarla bunlar da o insanların kalitesini, kıvamını artırıyor. Cenab-ı Hak bizleri hem zahir ilimlerde hem batın ilimlerde hissesi ziyade olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum. <laughs>